Sayın Büyükelçim, Sayın Dış İlişkiler Dairesi Başkanım, Sayın Türkmenistan Radyo ve Televizyon Sinematografi Devlet Komitesi Genel Müdür Yardımcısı, saygıdeğer davetliler, sizleri saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Türkmenistan'ın bağımsızlığının 32. ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu vesileyle TRT Türkmenistan temsilciliği tarafından hazırlanan ve Arkadağın Seheri Film Festivali'nin kapsamında gösterilecek olan Könür Genç ve Büyük Selçuklu'nun izinde Başkent Merv isimli kısa filmlerin gala programına hoş geldiniz. Hormatlı ilçi, hormatlı daşarı arıqatnaşıqlar bölümünün müdürü, hormatlı Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikler ve kinematografi baradaqı devlet komitetinin başlığının orunmatarı, kadırlı mihmanlar, davaramıda geleniniz için size ulu hormat bilir yarın. İlki bilen sizi Türkmenistan'ın karıştırılığının 32 yıllığı hem de Türkiye Respublikası'nın dörödülmeğinin yüdürlüğü bilen kutlu yarın. Fırsattan peydalanıp TRT'nin Türkmenistan'ın akı vekilliği tarafından tayarlanan ve Arkadağın Seheri adlı kinfestivalin çeğine görkülecek Könür Genç hem de Beyik Selçuk Devleti'nin payitahtı Merv adlı kıytka metrajlı filmlerin davarasına hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. TRT Türkmenistan temsilciliği tanıtım klibi, TRT Türkmenistan temsilcisi Sayın Uğur Sami Gezer'in konuşmaları, Radyo ve Televizyon Sinematografi Devlet Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Anna Sehet Kakayev'in konuşmaları, TRT Avaz kanalı tanıtım klibi, TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Mustafa Sarıtaş'ın konuşmaları, Könür Genç ve Büyük Selçuklu'nun izinde Başkent Merv isimli kısa filmlerin gösterimi. Davaranın maksatnamasını sizin dikkatinize getiriyorum. TRT'nin Türkmenistan Halkı Vekilliğinin tanıştırış video filmi, TRT'nin Türkmenistan Halkı Vekili Hormatlı Uğur Sami Gezer'in çıkışı, Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikler ve kinematografi baradaqı devlet komitetinin başlığının orunvatarı, hormatlı Ana Tehet Kakayev'in çıkışı, TRT Avaz teleyayılımının tanıştırılış video filmi, TRT'nin daşarı arıqatnaşıklar bölümünün müdürü hormatlı Mustafa Sarıtaş'ın çıkışı, Könür Genç hem de Beyik Selçuklu devletin payitahtı Merv adlı kıytka metrajlı filmlerin görkülüşü. Millete hizmet bir Oğuz Türkü töresidir. Aşkla hizmet etmeyi niyetinize almışsanız kapılar önünüze açılacaktır. TRT Türkmenistan temsilciliği olarak Türkiye ile Atavatan Türkmenistan arasında gönül köprüleri inşa ediyoruz. Müzik
Bir gün muhteşem Ahal Teke atlarıyla, diğer bir gün Türk dünyasının can dostlarıyla, bir yandan tüm dünyaya ve ülkemizdeki binlerce Türkmen vatandaşına Türkmenistan'ın sesini duyurmanın mutluluğunu yaşarken, diğer yandan da bu coğrafyanın değerini, ortak kültürümüzü paylaşmanın heyecanını yaşıyoruz. Her ne kadar mesafeler uzun olsa da TRT sayesinde yüreklerimiz aynı anda atıyor. Türkiye ile Türkmenistan'ı ortak paydada buluşturan her yapımın değerli olduğu bilinci içinde hareket ediyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda Türkmenistan'ın dünya ile entegrasyonuna katkı sağlıyoruz. Sadece son birkaç ayda ortaya konulan haberlere bir göz atarsanız ne demek istediğimizi daha iyi anlayacaksınız. Çeşitli platformlarda verdiğimiz sorularla Türkmen liderlerin mesajlarını tüm dünyanın duymasını sağladık. Büyük bir projemiz var. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan. Onu bugün kim yapıyor? Türkmenistan beraberlikte Türkiye'nin bir büyük şirketle beraber. Onu da sandım. Yani yarışta bu konularda konuşabiliriz. Teşekkür ederim. Sağ ol. Türkiye-Türkmenistan ilişkilerine ışık tuttuk. Büyükelçimizle gündemi değerlendirdik. Son dönemde özellikle iki ülke arasındaki ilişkiler yeni bir ivme kazandı. Hayallerinin peşinden giden gençlerimizin yanında olduk. Mutluluklarını paylaştık. Aşgabat'ın etkileyici binalarının açılışında sevinçlere ortak olduk. Büyükelçiliğimizin ev sahipliğinde turizmin yıldızının daha çok parlaması için sektör temsilcilerinin sesi olduk. Tek millet iki devlet anlayışına dayalı ilişkilerimizin olduğu Atavatan Türkmenistan'da Türkiye Turizm Haftası etkinliklerine geniş bir davetli grubu katıldı. Ekranlarımıza renk katan Ahal Teke hatlarının ihtişamını daha da artırmak ve tüm dünyaya anlatmak için çaba sarf ettik. Kalkınış Ulusal Binicilik Oyunları ekibi yabancı devletlerde Ahal Teke atlarımızla gösterdiğimiz oyunlarımızla 5 kez şampiyonluk kazandı. Geleceğimizin teminatı kıymetli yavrularımızın coşkusunu paylaştık. Türk dünyasının paha biçilmez hazinesi ve kültürel mirası olan Nevruz'da baharın uyanışına merhaba dedik. Ve İnci Şehir, Aşgabat'ın başkent oluşunun 140. yıl dönümünde bu şehri anlatmaktan onur duyduk. Türkmenlerin gönlündeki TRT sevgisini hak etmek için geçen anı değerlendirmek ve bu gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak için daha yapacak çok işimiz var. TRT Türkmenistan temsilcimiz Sayın Uğur Sami Gezer'i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. TRT'nin Türkmenistan Nakı Vekili Hormatlı Uğur Sami Gezer'i çıkış etmek için sahnamıza çağırıyorum. Hürmetli ilçiler, hürmetli müdürüm, köpçülüklerin haber veriş seriştelerinin kadirli vekilleri, hürmetli dabara katlaşıcılar, ilk iyi bilen sizin ehliğinizi, Türkmenistan'ın garajsızlığının 32 yıllığı ve Respublikamızın esaslandırılmanın 100 yıllığı bilen kutlayar. İki yurt içi unum kımmatli bu ayratin hep de münasebetli, bizim vekilliğimiz tarafından tayyarlanan köne ürgenç, ve Beyük Selçuklu Devleti'nin payitahtı Merv adlı kısa metrajlı filmlerimizin tanıştırılış tabarasına katlaşacağınız için sağ olsun Aydiyar. Bugün sizin bilen tarihin sivilizasyonun ve medeniyetinin ocağı olan Türkmenistan'ın güzelliklerini ve umumi kımmatlıklarımızı paylaşacağım için beğeniyar. Bilişiniz yali payitaht Aşgabat'ın döredilmeyenin 140 yıllığında İlkinci Gezek Mercanşehir Aşgabat filmini surata düşürdük. Bu filmin üstü bilen min yıllıkların anırısında seyredeninde şehrin ne derecede özgerendiğini, acayip mermer binalarını ve şöyle saçayan caylarını bütün dünya görkezmek istedik. TRT Avaz'da yayılıma verilen bu film, Oğuzhan Film Festivali'nde en kovi senaryo uğru boyunca silahlandı ve ona YouTube kanalımızda takminen
80 bin gezek tomaşa edildi. Şöyle netice esaslanıp Türkmenistan'ın böyleki tarihi, medeni ve gızıklı yerleri Babat'ta işimizi devam ettirdik. Kadirli mihmanlar, UNESCO'nun bütün dünya mirasının sanavına girizilen kadimi Merve Köne Ürgenç, Türk ve Türkmen milletinin yüreğinde, tarihte Selçukluların şöhretli yürüyüşlerini başlayan yeri hükmünde Ayratin Orun Evliyar, Sultan Sencar, Yusuf Hemedani sahabelerimiz, Necmettin Kübra, yani köp sağanlı devlet işgali ve akıldar bizim ata vatanımız hükmünde kabul edilen bu kadimi topraklarda yaşayıp geçiptir. Onlar tarihte kaldıran sivilizasyonun çundur izlerini izarlamak, Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın şöhretli tarihi ve medeni mirasını bütün dünyaya tanıtmak ve gelecekki nesillere geçirmek maksadı bilen bu sade eserleri dörettik. Filmlerimizi surata düşürmek için ruhsat almaya yardım veren Türkmen tarafına sağ olsun aidasım geliyor. Yurt baş tutanımız Cenab Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı şiiri esasında ertir değil şu vakit sözünden uğur alıp yerine getiren bu işimizin Türkmen ve Türk tarihini şöhrelendirecekliğine inanıyorum. TRT'nin Türkmenistan'daki vekilliği hükmünde TRT'nin Ehli Tele yayımlarında esas anam TRT Avaz'da ve TRT'nin Türkmenistan'daki vekilliğinin adında döredilen YouTube kanalımızda ata vatanımız Bahra'daki ehli haberleri dünyaya yaymaya şahitliğimizi meylim ediyoruz. Şu gün tayyarlanan filmlerimizin ikisi şurada görkeziler. Şöyle de olsa vekilliğimiz tarafından tayyarlanan Mercanşehir Aşkabat, Necmettin Kübra, Karagum Alavi ve Merin Ruhi Sultanları adlı filmlerimize TRT'nin Türkmenistan'daki vekilliği adlı YouTube kanalında tomaşa edebilirsiniz. Fırsattan peydalanıp vekilliğimizin hizmetlerine yol açan hörmetli prezidentimiz Serdar Berdi Muhammedova, arkadağımız hörmetli Gurbanguly Berdi Muhammedova, Daşarı İşler Ministeri Cenab Raşit Meredova ve ağzı birlikte hizmetdaşlık ediyen Türkmen Televi Dünyası'nın kadirli yolbaşıcılarına, ilçehanemize ve TRT Baş Müdürlüğümüze öz minnettarlığımı bildiriyor. Akıllı şehir konseptesi esasında kurulan hem de dünyanın az sayıda şehirlerinin hatarına giriyen Arkadağ şehri, medeni ve çeperçilik çarelerine veren Goldov'u bilen öz ornini gün günden yukarılandırıyor. Bursat'tan peydalanıp Arkadağ'ın Seyri adlı kino festivalin kuramaçılığına koşan hemmeleri kutlamak istiyorum. Bir taraf Türkmenistan'ın garajsızlığının 32 yıllığı ve Respublikamızın esaslandırılmanın 100 yıllığı bilen yine de bir gezek kutlayan ve size işlerinizde üstünlük, abadançılık arzu ediyen. Dinlediğiniz için sağ olun. Radyo ve Televizyon Sinematografi Devlet Komitesi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Anasehet Kakavi konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikleri ve kinematografi baradaki devlet komitesinin başlığının orunvatarı, hormatlı Anasehet Kakavi çıkış etmek için sahnamıda çağırıyor. Salam Türkiye'nin Türkmenistan'daki hormatlı ilçisi. Salam şunki şu çeyre katnaşçılar. Şeyle de bizim şunki şu Türkmenistan'a Asvar şehrimde mihman olan Türkiye Respublikası'nın teleradyo kurulmasının halkara katışkır bölümünün direktörü, Türkiye'nin teleradyo kurulmasının Asvar'daki vekiliyetinin yol başısı, biz sizin ehlinizi şu kahraman arkadağımızın yol başlığına, kahraman arkadağımızın, arkadağlı serdağımızın yol başlığına bulup geçeceğin şuğun kuğun arkadağın seferatlı kini festivalin açılmağı hemen şu yerde şu dokumental filmin görkülüş davranışıyla ehlinizi kutluyarız. Şöyle de ben şu fırsattan peydalanıp şu Türkmenistan ile Türkiye'nin arasında katnaşıkların hâsı ösmeğine ulu koşuntuları koşan kahraman arkadağımız, kahraman arkadağlı serdarımız hem de Türkiye Respublikası'nın prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a ulu sağ olsun aydıyarın.
Hormatlı şu çeyre katnaşlar, min sözün başında kahraman arkadaşımın, arkadaşlı sevdamın yolaşlarına Türkmenistan'ın televizyon dünya, radyo gibi sıklıkla kinematoğa bağdak devlet kamterinin işlerinin has da neticeli anlık balma uğruna dolu diğer mümkünçlükleri, şartları hakta belirlemek istiyorum. Elbette şeyle mümkünçlüklerin bir hem suun kuğunu Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikleri kirmatağı da devlet kamteti ile daşırıkların tır radyo eğilmenin arasında ulu hizmetlisin alıp almağının esası miyvelerinin bir deyip belirlemek için. Şu yerde Türkiye Respublikası'nın tır radyo kurulması ile Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikleri kirmatağı da devlet kamtetinin arasındaki hizmetlisik olsa eyyem uzak vakitlerden beri anlık parlayar, eyyem iki yıldan beri olsa biz bu katmışlıkları khas yukarı derecelere kaldırdık. Türkiye Respublikası'nın tır radyo kurulması ile Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikleri kirmatağı devlet kamtetinin arasındaki hizmetlisik etmek bağdaki memorandum tereden kol şekilli. Son neticesinde olsa, son kuğunda Türkiye Respublikası'nın tır radyo kurulması ile Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikleri kirmatağı dağı devlet kamtetinin arasındaki hizmetlisik neticesinde filmlerin oğulur, sözü dörüdülüye, sonun hali günlük olup geçeceğin tarihlikler, Türkmenistan'ı olup geçeceğin tarihlikler, Türk Respublikası'nın terör radyo kurulmasının terte avaz, terte havar, terte vort ile elimlerine günlük yayılma veriliyor. Şöyle de Türk Respublikası'nın olup geçeceğin tarihliklerin vazifleri olsa, Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikleri kinematiği da devlet kamtetinin terör radyo elimler tarafından yayılma veriliyor. Bu hizmetlisin neticesinde olsa son kuğunda Türkmen yiğitlerimiz, operatörlerimiz, gepleşikleri kurunuz ve tayyalayıcılarımız Ankara'da Türkiye Respublikası'nın tır radyo kurulmasının binasına gidip izlerli ustalık sapaklarını alıp geliyorlar. Bunun özü son kuğunda iki yurdun arasında tır radyo elimin uğrunu ulu hizmetlisin alıp bağlayanına sayarlık ediyorlar. Şeride Sportsot'ta esas belirlemeli dağıtlamanın bir hem iki devletin arasında teleradyo elmurunu hizmetlisinin alıp almağı neticesinde iki yurdun üstünlüklerine bağışlanan filmlerin tayarlanmağı dar. Tarihten belli olsa hali Oğuz Han atamız Galip Erse'de Sunkun'a kahraman arkadağımızın, arkadağlı serdağımızın dörtüp veren mümkünçlükleri neticesinde şu kökleri uzaktan anlık kaydayan Türkmen Türk dostluğu, Türkmen Türk katlısıklarının tarihine bağışlanan filmlerin oğullar çözü dörüdüldü. Onların arasında esasen de Sunkun'a Türkiye Respublikası'nın teleradyo kurulmasının Aşgabat'taki vekilliği tarafından düşürülen İnci Şehir Aşgabat, hem köyünün yadigarlıkları, sonun hali hem bizim yadigarlıklarımıza bağışlanan filmlerin tayarlanmağını belirlemeliyiz. Elbette Akalteke bedevlerine bağışlanan dokumental film olsa bugün bütün dünyada ulu seslenme dörüttü. Türk Respublikası'nın tır radyo kurulması tarafından dörüttüğün bu dokumental film bugün Türkmen tili eğilimleri tarafından izlerli yayılma veriliyor. Bizim katnaşıklarımızın arasında yine bir bu katnaşıklarım değil, esasen tır radyomları göstermekle bağlı teknik uğurdu. Hemen şeyle de her iki zaman uğurların ehlisinde bir hizmettaşımızı izlerli gösteriyoruz. Son neticesinde olsa Türkiye Respublikası'nın tır radyo kurulması ile Türkmenistan'ın televizyonu, radyo gepleşikleri kinematoğrafı da devlet kamtetinin arasında hizmettaşlık has da östürlüğe ve yukarı netice veriyor. Son kuğunda bizim katnaşıklarımız Adi Usumani Tır Radyo Elmler Birleşiğinin neticesinde hem izlerli östürlüler Türkiye Respublikası'nın Tır Radyo Kurulması sonun hali hem Türkmenistan'ın televizyonu radyo gepleşikleri kinematoğrafı devlet kamtiyeti bu kurumanın ağzaları olup duruyor. Galip Erse, Türkiye Respublikası'nın teleradyo kurulmasının yol başlığı Aşgabat'ta geçirilen 55. Baş Asambleyası'nda bu romanın vice prezidentliğine hem saylanıptı. Şöyle hem bizim hizmettaşımızın neticesinde olsa 2018. yılda geçirilen bu çeyrelerin devamında 7. Aydınsa Festivali'ne bizim Türkiye'den belli aydınsızlarımız Gülüz Ayla, Bahadır Tatlıses,
bu yerde bizim festivalimizde çıkış edip dinleyicilerimiz tarafından ulu seslenme diretti. Elbette yangan belledik şun kuunu arkadağın tekrarlı film festivali öz işine başladı. Şun kuun yurdumuzun Aşgabat şehrinin vatan, Türkmenistan, Aşgabat kine konsert merkezlerine izleyici filmlerin görkülüsü devam ediyor. Türkiye Respublikası'ndan getirilen, Türkiye Respublikası'nın adından çıkış edilen bu dokumental filmle bağlı bizim doğanımız Mustafa Sarıtaş Rüyünün çıkışında bu katnışıkların hasta yokur neticeleri östürülüyenin hakkında belliyak geçti. Şeyleri hem Şunkun Diriliş Seriyanın belli mihmalları hem bugün Şunkun Türkmenistan'a bu katnaşıklar olsa şun kuna Türkmenistan ile Türkiye'nin arasında hizmettesin hasta izleri östürülüyenliğine şayetlik ediyor. Ben şu fırsatların peydalanıp Türkiye Respublikası'nın teleradyo kurulmasının yol başlığına gali verse de bu Türkiye Respublikası'nın teleradyo kurulmasının başlığının ölmasarı ömrü yani hormatlı doğanımı gali verse bu katnaşıkların hasta izleri östürülmekte halkara katnaşıklarının direktörü Mustafa Doğurma, Mustafa Sarıtaş'a ulu sağ olsun maydiyarın. Elbette yangan belledik Türk Respublikası'nın teleradyo kurulması hem Türkmenistan'ın televizyonu radyo gepişi rekenimatı var adak devlet komitetinin arasındaki hizmettesinin hasta üstülüklü üstülmeğine kahraman arkadağımızın, kahraman arkadağlı serdarımızın emine Türkiye Respublikası'nın prezidentinin ören ulu koşunatlarının bağırdığını belirmeliyiz. Şu hizmettesin has üstünlüklü üstünlüyen için olsa biz yurt başlarımızı şu fırsattan ulu sağ olsun aydıyarız. Emine şu geçirilen, şuunki çeyre katnaşıların ehlisine ulu üstünlükleri arzu ediyen, gali verse de benim doğanım Uğur Bey'e Aşgabat'taki vekilliğinin başlığına izleyici dokumental filmlerin düşünülmesini Türkmen tarafının hem ise tayardığını bellemek isteyen hem de onun alt bariyan işlerini ulu üstünlükleri arzu ediyen. Hormatlı şu çeyre katnaşçılar elbette şu hünkünle Aşgabat'taki vekilliği tarafından tayarlanan dokumental filmin tanıştırış davasına katnaştılar. Bir de şeyle mümkünçlükleri dörödük veriyen kahraman arkadağımıza, kahraman arkadağlı serdarımıza olsa şu dörödük veriyen mümkünçlükleri için ulu sağ olsun adiyar. Koyuların canı sağ olsun, işleri soğulu olsun. Dinleyen için köp sağ olun. ...2009 yılında yayın hayatına başlayan TRT Avaz, bugüne kadar sınırları aşan etkisiyle Türk soylu halklarla kardeşlik duygusunu güçlendirmek adına önemli rol oynadı. Yayın anlayışıyla ve edindiği saygınlıkla birlik ve dayanışma ruhuna katkı sağladı. Türk dünyasının ortak sesi olma iradesini başarıyla ortaya koydu. Çağa özgü teknik gelişimin kitleyle iletişimde sağladığı kolaylıklardan yararlanmak için teknik altyapısını güçlendirerek donanımlı kadrosuyla birlikte TRT ailesinin önemli bir parçası haline geldi. Siyasi, kültürel, ekonomik işbirliğine güç katarken marka değerini de yükselterek yayıncılık alanında model alınacak konuma erişti. TRT Avaz'ın yayın coğrafyasında ve akraba topluluklar arasında yeni bir heyecan aşıladığı milli duyarlılık ve ilkesellik, Türk dünyasının çağa biçim verecek dayanışmasına dair ilişkileri de güçlendirerek geliştirdi. Bugün için milli kültürümüzü daha geniş kitlelere tanıtıp yaygınlaştırmak, tarih bilincini kalıcı ve aktarılabilir kılmak üzere sarf ettiğimiz özel gayret, ülkemizde ve tüm Türk Cumhuriyetlerinde ilgiyle ve takdirle karşılanmaktadır. TRT Avaz olarak Türk kimliğini besleyen,
bütün unsurlara zindelik kazandırmayı milli amaçlar etrafında taşıdığımız misyonun gereği olarak görüyoruz. Kanalımızda yer verdiğimiz eğitim, kültür, sanat, çocuk ve aile, tarih ve coğrafya, dil ve düşünce temalı yayınlarla toplumun her kesimini küreselleşmenin kültürler üzerinde doğurduğu tahribattan uzakta konumlamaya çalışıyoruz. Balkanlardan Asya içlerine kadar uzanan geniş coğrafyada Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık ve dirilik hedeflerine katkı sağlama görevini yerine getiriyoruz. Bu ilke ve idealler etrafında en büyük güç kaynağımız, devletimizin gücü ve kurumumuzun saygınlığıyla birlikte milletimizin teveccühüdür. TRT'nin ve özelde kanalımızın yurt içinde ve dışında eriştiği izlenme oranları, yapımlarımızın uluslararası boyutta gördüğü karşılık hepimiz için övünç ve itibar kaynağıdır. TRT bugüne kadar ortaya koyduğu popüler kaygılardan uzak, milli, ilkeli, nitelikli yayıncılık görevini bundan sonra da geliştirerek sürdürecektir. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sayın Mustafa Sarıtaş'ı alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. İnnevort'a çıkış etme için TRT'nin Daşarı Aratnaşıklar Bölümünün Müdürü Hormatlı Mustafa Sarıtaş'ı münvere çağırıyorum. Sayın Büyükelçilerim, Sayın Kakayev, kıymetli meslektaşlarım, değerli misafirler. Konuşmaya başlamadan önce burada Türkmenistan'ın güzide şehri Aşgabat'ta bulunmaktan dolayı duyduğum sevinci ve memnuniyetimi dile getirmek isterim. Gala programımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizin de bildiğiniz gibi gala programımızı bu sene birincisi düzenlenen Arkadağ'ın Seyri Film Festivali çerçevesinde yapıyoruz. Bu vesileyle Arkadağ'ın Seyri Film Festivali'nde hayırlı ve verimli geçmesini diliyorum. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki kardeş ilişkiler, sizlerin de malumunuz, uzun ve köklü bir geçmişe sahip. Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, doğanlar olarak el ele verdiğimiz, dayanışma içinde olduğumuz her konuda Allah'ın izniyle başarıya ulaşacağımız muhakkaktır. Kültür, sanat ve yayıncılık camiası olarak bizlere düşen görev de ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi için elimizden gelen her türlü çabayı sarf etmektir. Biz TRT ailesi olarak Türk dünyasındaki dayanışmanın geliştirilmesi, karşılıklı güvenin pekiştirilmesi için ortak kültürümüzü önceleyen film, dizi projelerimizle işbirliğimizi daha da arttırmak istiyoruz. 2021 yılında kurumumuz ile Türkmen Televizyonu arasında imzalanan işbirliği protokolü bunun en önemli göstergesidir. Bu vesileyle Sayın Kakayev'in şahsında TRT'ye ve temsilcilerimize karşı gösterdikleri teveccüh ve alakaları için bütün Türkmenistan makamlarına bir kez daha şahsım ve kurumum adına şükranlarımı arz ediyorum. TRT, 1927 yılındaki ilk radyo yayınıyla başlayan ve bir asra yaklaşan tecrübesiyle bugün dünyanın 7 kıtasına 19 televizyon, 17 radyo kanalı ve dijital platformlar ile 41 dil ve lehçede yayın yapmakta, ortak medeniyetimizin âli değerlerini bütün dünyaya anlatılmasına katkı sunmaktadır. Bir yandan çağdaş ve dinamik yayıncılık anlayışımızla Türkiye'nin hem belliği hem geleceği olmaya devam ediyor, diğer yandan ülkemizin sesini ve bakış açısını tüm dünyaya yansıtıyoruz. TRT World, TRT Avaz, TRT Arabi televizyon kanallarımız ile TRT Almanca, TRT Rusça, TRT Fransızca, TRT Balkan, TRT World, Arapça ve TRT Afrika dijital haber platformlarımız ile uluslararası yayın ailemizi büyüttük. Ayrıca TRT İspanyolca ve TRT Farsça
dijital haber platformlarımızın açılması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurumumuz Avrupa Yayın Birliği, Türkmenistan'da içinde yer aldığı Asya Pasifik Yayın Birliği ve Afrika Yayın Birliği gibi birçok birlik ve kuruluşun üyesi olarak uluslararası alandaki işbirliği projesini arttırmaktadır. Yine 18 ülkedeki yurtdışı temsilciliklerimiz TRT kanallarına içerik sağlamaktadır. Bunlardan Türkmenistan temsilciliğimiz 1999 yılında Orta Asya'da açtığımız ilk temsilcilik olması bakımından müstesna bir yeri sahiptir. Aşgabat'ta bulunan temsilciliğimiz aracılığıyla Türkmenistan'ın siyasi ve sosyal hayatının tüm renkleri TRT kanallarında dünya ile paylaşılmakta, ata yurdumuzun tarihi, coğrafyası, kültürü ve sanatı tanıtılmaktadır. Türkmenistan'a ilişkin tüm haberler özellikle TRT Avaz kanalımız üzerinden ve ayrıca TRT Türkmenistan temsilcimizin açtığı YouTube kanalı üzerinden yayınlanmaktadır. Yayınlarda özellikle Anadolu ile Türkmen coğrafyası arasında bir köprü kurulmakta, insanı merkeze alan, barışı, dostluğu ve kardeşliği öne çıkaran yayınlar yapılmaktadır. Bu vesileyle Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Serdar Berdi Muhammedov'a ve Türkmen halkının milli lideri Sayın Arkadağ Gurbanguly Berdi Muhammedov'a ülkelerimiz ve kurumlarımız arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için vermiş oldukları destekleri, temsilcilerimize karşı gösterdikleri teveccühleri için bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Gösterilecek olan yapımlar, temsilcilerimiz tarafından üretilen içeriklerdir. Temsilcimize ve çalışma arkadaşlarımına gösterdikleri çaba ve özveri için de teşekkür ediyorum. Türkmenistan'ın bağımsızlığının 32. yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyor. Kuruluşunun 100. yılını idrak eden Türkiye Cumhuriyeti ile gönül gönüle nice yüzyıllar diliyorum. Hepinize selam ve saygılarımı arz ediyorum. TRT Türkmenistan temsilcimiz ve TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanımız, temsilcimize verileceğini öğrendiğimiz ödülü almak üzere Arkadağ şehrine düzenlenen törene katılmaları istenmiştir. Onlar salondan ayrılırken sizleri temsilciliğimiz tarafından hazırlanan Könür Genç ve Büyük Selçuklu'nun izinde Başkent Merif isimli kısa filmlerle baş başa bırakıyoruz. TRT'nin Türkmenistan'ın akı vekili ve TRT'nin Daşarı Arkadaşlıklar Bölümünün müdürü vekilimize kavuşulacak bayrağı almak için Arkadağ şehrine geçirilen davara katnaşmak adına aramızdan ayrılıyorlar. Hedir olsa vekilimiz tarafından tayarlanan Könür Genç hem de Büyük Selçuk Devleti'nin payitahtı Merif adlı kıytka metrajlı filmlerin görk oluşu olur. Al şafağın altın rengine boyanmış olan Köne Ürgenç, geçmişten aldığı güçle kendine özgü antik bir duruş sergiliyor. Mukaddes mekanlara ev sahipliği yapan bu arkeoloji kenti, anıtlarıyla, türbeleriyle tarihe ışık tutuyor. Üzerinde yürüdüğünüzde önceki zamanların izinin düştüğü nice adımların gölgesiyle ruhunuz buluşuyor. Kentin duvarları ise şahit olduğu hadiseleri size fısıldayarak, sizi bugünlerden alıp o günlere tekrar geri götürüyor. Kutsal hazineleri sinesinde barındıran 360 pirlerin mekanı, ortaçağ harabelerinin adı Köne Ürgenç'teyiz. Eskiden Gürgenç olarak bilinen Köne Ürgenç, Türkmenistan'ın kuzeyinde, Ceyhun Nehri'nin güney kıyısında, Daşoğuz eyaletinde yer alıyor. M.Ö. 6. yüzyıllarda Akamenitler hanedanının kontrolünde olan Gürgenç, sonraki yıllarda Arapların ve Büyük Selçuklu Devleti'nin egemenliği altına giriyor. Ardından da Harizm Krallığı'nın başkenti oluyor. Antik çağlarda çeşitli isimlerle bilinse de 1646'dan günümüze kadar Köne Ürgenç adıyla yaşayan şehir Fahrettin Razi, Mahmud Zamahşari gibi önemli alimlere, sanatkarlara ve devlet adamlarına ev sahipliği yapmış. Arkeologlar Gürgenç'in ne zaman inşa edildiğini henüz belirleyemeseler de antik kale kalıntılarıyla
çanak çömlek parçalarının bulunduğu Kırk Molla adlı bir tepenin keşfi, bu bölgenin çağımızın 6. ila 7. yüzyıllarına ait olduğunu gösteriyor. Doğu, batı ve güney kuzey yönündeki kervan yollarının kavşağında yer alan jeopolitik konumu nedeniyle Köne Ürgenç tarihte her zaman bir cazibe merkezi olmuş. Avrupa'dan Çin'e seyahat edenler İpek yolunun kalbindeki bu mukaddes şehri görmeden yollarına devam etmemişler. Şehrin bu çekiciliği kent üzerinde hakimiyet kurmak isteyenlerin de iştahını kabartmış. Efsanelerde Köne Ürgenç'in 7 kez düştüğü ve 7 kez ayağa kalktığı söyleniyor. Köne Ürgenç mimarisinde büyük başarı elde eden dekoratif tasarımların İran, Afganistan ve Hindistan'ın kentsel mimarisini de etkilediği görülmekte. Orta Asya'dan yayılan bu süsleme sanatı Türk dünyasının hazinesi olarak kabul ediliyor. Binaların yapımında Orta Asya'nın geleneksel mimarisine özgü çeşitli yapım yöntemleri ve işleme teknikleri kullanılmış. Bu yapılarda ateşte pişmiş tuğlalardan yapılmış kubbeler, farklı çinili renklerle bezenmiş ve muhteşem eserler ortaya çıkmış. Köne Ürgenç'teki türbe ve medreselerin yapı tekniği, geometrik şekilli çinileriyle mimari tarzı Selçukluların hüküm sürdüğü Anadolu'nun birçok yerinde de görülüyor. Medrese, türbe, han ve kervansaraylarda yapı sanatındaki bu benzerlik şehirlerin isimlerine de yansıyor. Kaynaklarda Köne Ürgenç'in Kohna adıyla da anıldığı bilinmekte. Konya ile olan isim ve yapı benzerliğinde bir diğer ortak nokta Hazreti Mevlana. Öyle ki Mevlana Anadolu'ya babasıyla yaptığı yolculuğa Köne Ürgenç'ten başlamış. Bütün bunlar ortak Türk ve Türkmen tarihine ışık tutuyor. Yüzyıllar boyunca yerleşim yeri olarak kullanılan Köne Ürgenç'in güzel yapılarını daha yakından görmek isteyenler, yürüyüş yolunu kullanarak antik kentin tarihinde adımlama imkanı buluyor. Koruma altına alınan mezarlık alanda kazı yapılmasına izin verilmiyor. Bir zamanlar bu toprakların üstünde hayat maceralarını yaşayanlar, şimdi toprağın altında bölgenin yeni sakinlerini selamlıyor. Geçmişte güçlü bir başkent olarak kabul edilen şehrin toprakları altında daha pek çok anıtın saklı olduğu düşünülüyor. Antik mezarlığın hemen yanı başında bulunan Şeyh Necmeddin-i Kübra'nın türbesi 14. yüzyılın ilk yarısına kadar uzanıyor. Orta Asya'nın Müslüman bir kimlik kazanmasında önemli rol oynayan Necmeddin-i Kübra, Moğollarla yapılan savaşta beraberindeki 360 kişiyle şehit oluyor. Bu nedenle 360 pir olarak da bilinen alan, bölgenin en çok ziyaret edilen mekanlarından birisi kabul ediliyor. Necmeddin Kübra Türbesi'nin hemen karşısında 16. yüzyılda ülkeyi yöneten Sultan Ali'nin türbesi yer alıyor. Törebek Hanım Türbesi, Orta Asya'da 14. yüzyıl Türk mimarisinin en güzel örneklerinden birini oluşturuyor. Harezm valisi Kutlu Timur'un aşık olduğu eşi Törebek Hanım adına atfedilen bu eser, kendine özgü muhteşem tasarımıyla göz dolduruyor. Dıştan 12'gen, içten 6'gen esasına dayanan ana yapı, yaklaşık 100 metrekarelik bir alanı kaplıyor. Yeterince ışık alan aydınlık salonda nişlerle teşkilatlandırılan duvarlar yukarıda 12 metre çapındaki kubbeyle bütünleşiyor. Kubbenin iç dekorasyonu ise yıldız ve çiçek örnekleriyle süslenmiş zarif bir mozaik panelden oluşuyor. Kubbeyi görenler sanki ay ışığıyla bezenmiş yıldızlı bir gecenin altında hissine kapılıyor. Törebek Hanım Türbesi mimarisindeki zarafetle Türkmen topraklarına şan kazandırıyor.
Köne Ürgenç'teki bir diğer muhteşem eser Kutlu Timur Minaresi. 1011 yılında Harezm Hanedanlığı döneminde inşasına başlanan minare, o dönemde var olan bir ulu caminin parçasını oluşturuyor. 60 metre yüksekliğindeki minarenin çapı tabanda 12 metreyken üst tarafa doğru daralıyor. Tepede 2 metre çapında bulunan minare ters huni şeklini andırıyor. Tuğlalarla dekore edilen yan duvarlarda 4 halka içinde kufi yazılar bulunuyor. İlk halkada minarenin kimin tarafından yapıldığı, diğer 3 halkadaysa Ayetel Kürsi duası yer alıyor. 1221'de Moğollar tarafından kentin yıkılmasından sonra Kutlu Timur tarafından 1330 yılında restore edilen minare, Orta Asya mimarisinin büyük ve görkemli yapılarından birini oluşturuyor. Kutlu Timur minaresinin hemen yanı başında, konik çatıyla bütünleşen geometrik desene sahip türbede Harezm sultanlarından İl Arslan'ın da kabri bulunuyor. Orta Asya Türk mimarisinin görkemli yapılarını barındıran bu şehirde Pir Yar Veli'nin ve Sultan Tekiş'in de türbeleri bulunuyor. Köhnür Genç'in Orta Asya tarihindeki önemli yeri ve sanatsal değeri bilim adamlarını, arkeologları ve turistleri kendisine çekiyor. Doğu'nun en büyük şehirlerinden biri olarak kabul edilen Köne Ürgenç'in 2005 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası listesine eklenmesi bölgeye olan ilgiyi daha da artırıyor. Anıtlarıyla, tarihi yapılarıyla geçmişe ışık tutan İslam dünyasının bu kutsal beldesi şimdi yeni ziyaretçilerini bekliyor. Türkmenistan'ın tarihi topraklarından biri olan Merv, sultanların bilgeliği ışığında kendi öz mimari yapısıyla kurulmuş ve Orta Asya'da tarihinin en ön saflarında yerini almıştır. Merv, Selçuklu ve Osmanlıların tarih içerisindeki şanlı yürüyüşlerini başlattıkları yer olma vasfıyla büyük milletimizin kalbinde özel bir yere sahiptir. Bu uzun yürüyüşün sonucunda atavatanımız Orta Asya, Akdeniz'de birleşmiş ve Merv'in evlatları da yeni ufuklara kanat açmıştır. Bayramali şehrinin yaklaşık 30 kilometre doğusunda yer alan Merv şehri, bir zamanlar Bağdat, Kahire ve Şam gibi İslam dünyasının en önemli başkentlerinden biri olarak kabul edilir. Eski zamanlardan beri farklı uygarlıklara sahne olan Orta Asya'nın bu kadim şehri, sultanların kalbi denilen Mağru Şahu Cihan adıyla anılmış ve Murgap Nehri'nin bitişiğindeki verimli topraklarda kurulmuştur. Binlerce hektarlık bir alanı kaplayan eski Merv şehrinde farklı imparatorluklar kendi medeniyetlerinden bu coğrafyaya iz bırakmışlardır. Merv şehri 11. 12. yüzyıllarda Ceyhun Nehri kıyısından Akdeniz'e kadar uzanan coğrafyada hüküm süren Büyük Selçuklular zamanında en parlak dönemini yaşadı. Özellikle Melikşah döneminde Merv yeniden inşa edildi ve şehir hızla büyüdü. İslam dünyasının en önemli kültür merkezlerinden biri haline geldi. Burada kurulan kütüphane ve medreselerde çok sayıda tanınmış ilim adamı yetişti. Ünlü edebiyatçı ve matematikçi Ömer Hayyam, şimdilerde kayıp olan gözlem evinde astronomi alanında önemli çalışmalar yaptı.
Sultan Melikşah'ın isteği üzerine bilim adamları heyetine başkanlık ederek Celali takvimini vücuda getirdi. Diğer yandan coğrafyacı Yakut el-Hamavi de 13. yüzyılın başlarında Merv'de 3 yıl yaşadı ve ilk olarak ülkelerin ayrıntılı bir coğrafi sözlüğünü hazırlama fikriyle tanındı. Günümüzde Türkmenistan'da bulunan Merv şehri, tarihin en önemli kentlerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Aynı zamanda Merv şehri, 2500 yıllık tarihiyle dünya tarihinin en eski kentlerinden ve başkentlerinden biridir. Merv şehrinin en büyük özelliklerinden biri, Akamenitlerden başlamak üzere pek çok devletin egemenliği altına girmiş olan bir şehirdir. Bu şehrin en büyük özelliklerinden birisi, Bozkır'ın ortasında, çöl bölgesinde bir vahadır. Bu vaha olmasını sağlayan da Türkler olmuştur, yani Selçuklular olmuştur. Selçuklu döneminde, özellikle Sasani döneminde susuzluktan dolayı terk edilen bu şehir, Selçukluların yaptığı kanallarla bir vaha haline dönüşmüştür. Selçuklu sultanlarının en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Sultan Alparslan'dır. Sultan Alparslan, Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı olup devletin büyümesinde önemli bir rol almıştır. Bizim açımızdan Sultan Alparslan'ın en büyük özelliği, Anadolu'nun kapılarının Türklere açılışını sağlayan sultan olma özelliği de taşımasıdır. Sultan Alparslan, devleti, Selçuklu Devleti'ni büyütmüş ve sınırlarını çok geniş bir coğrafyaya yaymıştır. Hem Orta Asya'da hem Anadolu'ya kadar uzanan bu Selçuklu Devleti'nin gelişiminde önemli bir rol oynayan Sultan Alparslan, maalesef 1072 yılında bir suikast sonucunda yaralanmış, daha sonra da rahmetli olmuştur. Beni değil, devleti düşünme vaktidir Hacı. Tez yola revan olasın. Oğlum Melikşah'ı tahta çıkarasın. Baş düşse de sancak düşmemelidir. Sultan Alparslan'la ilgili bilgilerimize baktığımızda Merv şehrine defnedildiği kesinlikle bilinmektedir. Ancak Merv şehrinde Cuma Camii'ne defnedildiği de yine kayıtlardan bildiğimiz bir husustur. Bu Cuma Camii'nin hangi Cuma Camii olduğu üzerine tartışma başlamıştır. Çünkü zaman içerisinde Sultan Alparslan'ın defnedildiği Cuma Camii hangisi olduğu bilinmemektedir. Ve Cuma camilerinin yerleri de kaybolmuştur. Sultan babam, Alparslan. Rıza-i ilahi dilemekti vasiyet. Her daim bu uğurda gayret etti. Gayrı, yıllar evvel sana verdiğim andı da namusun bilip tuttun. Henüz toy bir melikken sırtlandım devletimizin hudutlarını, cihanın sonunu taşıdım. Bu kumları dünyanın sonundaki büyük deryalardan getirmiş. Andım toprağına karışsın. Ruhum şad olsun. ...1118'de son Selçuklu Sultanı Sencer, Merv'i Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun başkenti yaptı.
Bu dönemde Büyük İpek Yolu'nun kalbinde yer alan bu antik kent, ekonomik olarak büyük avantaj sağladı. Çok çeşitli kaleler, camiler ve saraylar inşa edildi. Osman Gazi'nin hocası Şeyh Edebali bu topraklarda doğmuş ve çocukluğunu geçirmiş. Mevlana da Anadolu'ya yürüyüşünde bu toprakları yurt edinmiştir. Müslüman ve Türk dünyasından çok sayıda abidevi şahsiyet bu topraklarda hayata gözlerini kapamış, kendilerinden sonra gelenlerin önünü aydınlatmışlardır. Hakem el-Gıfari, Büreyde el-Eslemi ve emsali sahabe efendilerimizle Hoca Ahmet Yesevi'nin hocası Yusuf-u Hemedani, Anadolu Fatihi Alparslan onlardan sadece birkaçıdır. Büyük Selçuklu Sultanı Sencer de bu toprakların sinesinde yatmaktadır. Melikşah'ın en küçük oğlu olan Sultan Sencer, babasının ölümünden çeyrek asır sonra tahta çıktı. Ağabeyleri devraldıkları geniş imparatorlukta merkezi gücü koruyamadı ve devlet bölünmeye başladı. O zamana kadar Horasan hükümdarı olan Sencer, devleti kurtarmak için etkili tedbirler aldı. İmparatorluğun başkentini İsfahan'dan Selçuklu Devleti'nin kalbi olan Merv'e taşıdı. Bölünen toprakları geri aldı. O, sadece Doğu ve Batı'yı birleştiren devasa imparatorluğu yönetmeyi başarmakla kalmadı, aynı zamanda siyasi, ekonomik ve kültürel refahı artırmak için koşullar yaratarak büyük bir hanedanın görkemini yeniden canlandırdı. Büyük Selçuklu Devleti'nin son parlak döneminin hükümdarı Sultan Sencer, 1086-1157 yılları arasında melik olduğu 39 yıl boyunca başkent Merv'in büyük bir kültür merkezi olmasında önemli bir rol oynadı. İslamiyet'ten sonra Orta Asya ve İran'da gelişen türbe mimarisinin en önemli örneklerinden biri olan Sultan Sencer Türbesi, sarayları ve camileri içeren bir kompleksin merkezi bir parçası olarak Selçuklu mimarisinden bir şaheserdir. Mimar Muhammed İbni Atsız Es-Sarahsi tarafından yapılan türbenin 17 metre çapındaki yıldız biçiminde kaburgalı kubbesi, o güne kadar gerçekleştirilen kubbelerin en büyüğüydü. Günümüze ulaşamamış olan dış kubbe, turkuaz renkli bir tuğlayla kaplıydı. 6 metre kalınlığındaki duvarlardan kubbeye geçiş, tonoz bingiler ve köşelere yerleştirilmiş geometrik düzende tuğla örgülü payelerle gerçekleştirilmişti. Sultanın ölümünden önce Büyük Selçuklu Devleti'nin görkemini yansıtacak biçimde inşa edilmesini istediği türbenin adını da kendisi koymuştur. Ahiret evi anlamında Darül Ahiret denilen türbe, devlethane adıyla da anılırdı. Arap coğrafyacı ve biyografi yazarı Yakut Rumi'nin 1179-1229 yılları arasında İslam ülkelerinin tarihini, coğrafyasını ve iktisadi yaşamını konu alan Mücem'ül Buldan adlı eserinde Sultan Sencer Türbesi hakkında verdiği bilgiler araştırmalarda sık sık tekrarlanır. Yakut Rumi, türbenin turkuaz çinilerle kaplı kubbesinin bir günlük mesafeden görülebildiğini, binanın yakınında Ulu Cami'nin bulunduğunu ifade etmiştir. Eserde türbenin bekçi ücreti gibi çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bir vakıf kurulduğu, bu vakıf tarafından türbede sürekli Kur'an okunmakla görevlendirilmiş hocalar tayin edildiği belirtilir. 1220'de yaşanan Moğol istilası bu bölgede yıkımlara yol açtı. Çevresindeki mimari eserlerin tamamı yıkıldı. Türbenin dış kubbesi çöktü. Moğollar Merv kentini tahrip ettikten sonra hazine bulmak amacıyla türbedeki sandukayı açtılar ve bir yangın çıkardılar. Kentteki her şey yakılıp yıkılmasına rağmen bu türbe mucizevi bir şekilde ayakta kaldı ve zamana inat bugünlere kadar geldi.
Kapıdan türbeye girer girmez yukarıda yer alan kitabe ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Burada Sultan Sencer'in türbesinin mimarı Muhammed İbni Atsız Es-Sarasi'nin adı ölümsüzleştirilmiştir. O dönemde güzel binaların benzerinin başka bir şehirde yapılmasının engellenmesi amacıyla inşaatı yapan mimarın adı saklı tutulmaktadır. İsminin gizli kalması istenilen mimar da eserini bitirdiğinde kitabeli bölümün yüzeyini sıvayla kapatmıştır. Böylece yaşadığı dönemde binanın kimin tarafından yapıldığı bilinmese de bu bilginin gelecek nesiller tarafından öğrenilmesi arzulanmıştır. Türbe tamir edildiğinde de kitabe yüzeyi ortaya çıkmıştır. Sultan Sencer Türbesi restorasyonuna Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı TİKA tarafından 2002 yılında başlanmıştır. UNESCO tarafından onay alan proje 2004 yılında bitirilmiş ve tarihe yeniden hayat verilmiştir. Dünyadaki önemli eserlerin minyatürlerinin sergilendiği Türkiye'deki bazı şehirlerdeki parklarda da Sultan Sencer'in türbesi yerini almış ve Merve gelemeyenler için bu güzel yapının minyatür halinin görülmesi sağlanmıştır. Eski çağlardan günümüze kadar uzanan zaman diliminde Merve'nin üzerinde çok çeşitli kavimler hayat sürmüştür. Tarih sahnesinden çekilen bu kavimler geriye çok zengin bir kültür hazinesi bırakarak Merve şehrinin oluşmasını sağlamışlardır. 1987 yılında Türkmenistan tarafından arkeolojik park haline getirilerek koruma altına alınan tarihi Merve şehri 1999 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine girmiştir. Bu kadim şehir bugün varlığını Mari adıyla sürdürmektedir. UNESCO'nun dünya mirasının tanığına giren Türkmenistan şehirleri bu filmde kısaca beyan ediliyor. Türkmenistan'ın tarihi yerleri ve arkeologiyası bilen kızıklanyanlar için bu goy iş. Bu filmde Türkmenistan'ın merkezindeki şehirlerine suratlandırılıyor. Bu umumi tarihimize yaktılık veren acayip filmdir. Türkmenistan geçmişte dürlü sivilizasyaları kabul edipti. Benim fikrimçe bu kadim toprağımızı tanıtmak için ören mühim filmdir. TRT'ni kutlayarın ve köp sağ olun. Şugun Türkmenistan devletini toy bayram şagalan bulum mehran vatandaşlar görüşümüz değerli Arkadağın Sehra adlı kino festivali Türkmenistan devletimizde geçiriliyor. Özünüz hem yanını bilişiniz değerli Arkadağın Sehra adlı kino festival dünyada din tayı bolmadık ütköş uğudun şehir Arkadağ şehrimizde geçiriliyor. Şol Arkadağın Sehra adlı Kino festivalin çeklerini de yine şun payitahtımız Aşgabat şehrine Aşgabat Kino Konsert Merkezi'ne şu yerde Türkiye'nin TRT kanalının bölümünün kurnamağına bir medeni çehre geçirildi. Medeni, yani şu çehrede Türkmenistan devletimizde büyük yüpek yolunun uğruna bağışlanan bir üyüt köşük iki tane kino filmin kıskı metrajlı kino filmin görköldüş davarası bulup geçti. Görköldüş davarasına bize de katlaşmak vakti müyesser etti. Yani TRT, Türkmenistan bölümünün alan kino
yani kısa metrajlı kinosu katı şovlu olupdur. Sebebi doğrusu birlik geçmeli. Birinci kadimi Mirv hakkında hem de Könürgünç hakkında ikisem katı üyüt köşk olup çıkıptır. Hem özge deyimde ben şu kısa metrajlı kino filmimden tüy sürüğümden kutlayan hem de şeyle kinoların huğurunun köp olmağını arzu ediyen hem de özge deyimde iki devlet Türk devletinin Türkmenistan devletinin arasında şeyle medeni çarelerin el madama geçirttirmağını arzu ediyen koy Türkmenistan ve Türk devletinin arasında dostluk o da onun olsun el madama iki devletin arasında toy olsun dostluk doğunluk çareleri el madama geçirilip dursun.